Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar telefonunuzu bir zahmet kapatın. Sizin istifade etmeniz için. İnşallah. Farklı yerlerden okuyacağım. İlk önce bir niyet okuyayım. Niyet okuyayım. Niyete başlamadan önce şöyle bir şey diyeyim. Ama bazı televizyon ekranlarında cümleme dikkat edin. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Bir daha dini tamir davasında dini tamir ediyoruz diye din tahripçileri var. Bunların samimi olup olmadığını nasıl anlarız? 10 tane bir madde, küllatlar. Meşgul olduğum için biliyorsunuz bu işlerle böyle. Kısa zamanda şöyle derste fakir evinden 2-3 dakika alsın. Metni okurken onları da külliyatta böyle dolaşarak tespit edilen cümleleri okuyacağım size. Yani bir insanın iyi niyetli olduğunu nasıl anlarız? Nasıl anlarız? Onu koyacağım. İlk önce metni okuyayım. Niyet gibi tarz-ı nazar dahi adeti ibadete çevirir. Başlık bu. 723 sözlerde. Niyet hakkında bir ders değil ama bu çok lazım olduğu için gündemde. Niye? Dört şey, dört sıfat, dört latife eşyanın hakikatını değil, mahiyetini değiştirir. Niyet, nazar, mana ismi, manayı harfi. Arkadaşlar, Emir Dağı'nda söylüyor 60. sayfada. Sirayetten bahsediyor. Dolaşıyorum külliyattan, tamam böyle. İzah zannediyor, naklediyor. Şimdi 3 aylarında hava değişik oluyor. Niye? Kişilerden çıkan müsbet efkari, yani güzel düşünceler, halet-i rüyeler, maddi havayı değiştiriyor. Bu bir zan değildir. İmanda böyle bir şeydir. Bir anlayış, bir tarafgirlik, bir taraftar olmak, bir Galatasaray, Fenerbahçe gibi taraftar olmak değil. İman mahluktur. Vücudu haricisi vardır. İmanın sureti vardır. Kanuniyeti vardır. Hakikati vardır. Mahiyeti vardır. Mahiyeti mahluk değildir. Hakikati esmaya dayanıyor. Mahiyeti nuru ilahiye dayanıyor. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. Bu cisden, bu zata bakıyor esmanın imanın. Kanuniyeti ruhtaki istidatlara bakıyor. Mahlukiyeti latife, duygu, his, fikir ve eyleme dönüşmüş hali. Şimdi hemen o niyet ve nazara şey yapayım. Eşyayı nasıl değiştiriyor? O misali verdim. 3 ayda. Yani şu çıkan var ya, düşünceler, iman, güzel düşünceler, efkarlar, mesela 3 aylarındaki halet-i rüye insanlar, madde havayı nasıl bozuyor? Üniversite imtihanı günü uzaydan çekilen resimde okulların üzerine kırmızı bir atmosfer olduğunu bu fiziksel bir gerçek olarak yayınlanmış. Yani dimağlardan çıkan enerji. Bu çıkanları biz gözümüz radyo ve televizyon dalgasını görmediğimiz gibi niyetleri görmüyoruz. Ama köpekler, çocuklar, cinler, melekler, kalpte inkişaf edenler bunu görüyorlar. Nasıl ki niyetle insanın siması değişiyor, ses tonu değişiyor. Bunun gibi değişikliğe sebebiyet veriyor. Niyet ve nazarda diyor ki fizik daha bunu bulamadı. Protonla elektron arasındaki mesafe, boşluk
Malum eğer protonun büyüklüğünü misket kadar büyütüp Londra'ya koyarsak diyor. Ben İstanbul'a koyuyordum ama onlar öyle diyor. Protona en yakın geçecek elektron İstanbul'dan geçer. O kadar boşluk var. Şimdi bu niye boşluk var bilinmiyor. Ben çalıştım bu. Çalışarak söylüyorum. Orayı insan, niyet, nazar, mana ismi, mana harfiyle değiştiriyor. Üstad diyor ki, mahiyet eşyayı tayir eder, değiştir niyet ve nazar. Eşyanın mahiyetini değiştir. Yani protonla elektron arasında oradaki senden çıkan o niyet ve nazar dalgası mahluktur. O oraya gider ve değiştirir. Onun için böyle çalışarak terleyerek kazandığın pirinçle çaldığın pirinci çocuğa yedirsen çocuğun mizacını, tabiatını bozar. Bozmasının sebebi senden çıkan o dalga oraya giriyor, onu çocuk yiyor. Nasıl ki frekanslar, müsbetler vücudun sağ eliyle girer, sol elinde çıktığı için bunu Rusların yeni bulduğu bir tane çekim şey, fotoğraf makinesiyle parmakların uçları ve sol parmak, sağ parmak bölümlerde hepsinin farklı renkte olduğunu, bu bir fotoğraf sistemi var, onlar göstermiş. Yani sol elle mesela kaşıkla yiyoruz ya, kaşıkla yiyoruz sağ elle böyle, sol elle ekmek yiyoruz. İşte sol elle çıkan pislikleri tekrar ekmeğe yüklüyoruz, onu yiyoruz. Fiziksel boyutu bu. Din boyutundan bahsetmiyorum. Din boyutu iyi değildir. Edep noktasında. Din bir şey demişse mutlaka ya suretini, ya kanuniyetini, ya hakikatini, ya mahiyetini veya genelini, dördünü tazamını ederek söylüyor. Demişse demiştir, bitmiştir, o öyledir. Mesela kaşıkta bunu yiyorsun, sol elle ağzımıza sokuyoruz. Aslında buradan dökülen pislikleri, adeta tabiri caizse, vücudun pislikleri, kanalizasyonu, tekrar yüklenip alıyoruz. Şimdi niyet ve nazarı ben ifade etmeden önce nasıl değiştiriyor? Değiş böyle fizikseldir. Eşeği değiştiriyor. Nasıl ki senin niyetin simanı değiştirdiği gibi. Ne alakası var niyet? Niyet zahirde gözükmüyor ama siman değişiyor. Gözlerin değişiyor. Gözlerin büyüklüğü, küçüklüğü değişiyor. Siyahlıkları değişiyor. Mimiklerin değişiyor. Konuşman değişiyor. Tavrın değişiyor. Yani bunlar realitedir. İşte diyor ki niyet gibi tarzı nazar dahi adeti ibadete çevirir. Şu noktaya dikkat et, nasıl olur niyetle mubah adat ibadet. Mesela ayakkabıyı giymek istediğin yerde giyersin, mubahtır, haram değildir. Ama niyette Allah Resulü böyle giyerdi dediğin zaman o adet ibadet oluyor. O mubah, o sünnet oluyor. Diğerleri de böyle. Ama bu sefer hayatının mayalanmış oluyor. Öyle tarzı nazarla, aynı bunun gibi tarzı nazarla, yani bakış tarzıyla funun ekvan şu kainattaki fenlere ve olaylara olur marif-i ilahi. Mesela doktor İbrahim Mesleği. Mesela İmam-ı Gazali naklediyor sizin hakkında. Arabayı tamir etmek, beygiri tamir etmek, veteriner, binayı tamir etmek, insanın bedenini tamir etmek gibi sanattır diyor. Marifettir diyor tıp için. Eğer diyor Allah adına yaparsa marifetullah. Marifet marifetullah. Tetkik dahi yani bu kainat niye böyle diye tefekkürdür. Mesela tefekkürü baktığımız zaman bu makamda insanın başının en büyük belası düşünceleridir. Düşüncelerimizin belası düşüncelerimizdir. Olumsuz düşünceleri uğraşmak, def etmeye uğraşmak, yaban arılarıyla ve Vesvese Risalesi'nde söylüyor, böyle pişt pişt kovmak gibi daha beter musallat edersin. Onların def etmesi, ona uğraşmamaktır. Nedir o? Tefekkürle. Tefekkür mesleğinde ilerleyince onunla uğraşmıyorsun, müsbetler hakim oluyor. Bunu nereden çıkarıyorum? Uhuvvet Risalesi var ya mektubatta. Orada değil. Hani küçük risale var. El kitabı. Uhuvvet Risalesi var. Onun arkasında maddeler var. Yani şöyle yaparsan realitesi şudur. Şöyle yaparsan realitesi şudur. Oradan çıkartıyorum. Düşüncelerinizin arkasına mesela
aklın arkasına geçebilmek için vahye tabi olman lazım. Aklın en büyük belası akıldır. Aklın en büyük belası akıldır. Deliler çok rahattır. Çocuklar da çok rahattır. Sırlar da rahattır. Psikoloji sorun yaşayanlar zekilerdir. Sebebi zekaveti öndedir, aklı arkada olursa bu adam hayatı karamsardır. Aklı öne getirebilmenin en müessir yolu vahye tabi olmaktır. Çünkü akıl yapılırken bu akıl olmadığı için bu aklı yapana, bu aklı teslim etmek akıllılık olduğundan aklın arkasına geçirir. Düşüncelerinize hakim olmanın yolu, yani onları ötelemek ve ertelemek için mücadeleye girişmek yanlıştır ve hatadır. Musallat edersin, daha beter olur. Yani hastalıktan kurtulmayı hastalığı artırmak gibidir. Mesela kilodan kurtulmak isteyenlerin nasıl ki psikolojileri çoğusunu bozulmuş, diyette şuraya buraya, sünnet uyum dersen olmuyor. Yani dert yapıyorsun olmayan bir şey. Mesela daha çok şiddetleniyor sana. İşte peki bunun arkasına geçmek tefekkürdür. Burada da tefekkür dediği için tetkik dahi tefekkürdür. Tefekkür düşüncelerini kontrol etme melekesidir. Tefekkür yetmez herhalde. Yetmez. Hidayet de gelmesi lazım. Tabii ki arkayı görelim. Hidayet gelebilmesi için hidayet onaylaman gerekiyor. İyi, o zaman ben 2-3 tane onunla alakalı o 20 o Uhuvvet Risalesi'nde topladım 5-10 tane şey var. O şöyle yaparsam budur, şöyle yaparsam budur diye. Mesela diyor ki ilim istiyorsan takvanı artır diyor. Bu hadisin bir mana kulasası. Çünkü niye? Takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Meniyat nedir? Defi mefasit. Günahlar nedir? Terk-i kebair. Lugata bakarsanız defi mefasit, terk-i kebair aynıdır. Oysa defi mefasit dima, terklerle çalışır. Terk-i kebair günahları bizzat terk etmektir. Defi mefasit itikada aittir. Terk-i kebair günahların realitesi, eylemsel günahtır. Birisi itikat, birisi amel. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, ilminizi artırmak istiyorsanız takvanızı artırın. Ne alakası var ilimle takva? Yani herkesin bir yorumu var, herkesin bir izahı var. Bediüzzaman Hazretleri takva hakkında acayip, bunu bilerek söylüyorum. Belki de 10 tane kaynak, en az mübalağası olmasın diye söylüyorum. Tefsir, bununla alakalı okumuşum. Takva, Gazali'den, Rabbani'den, Suyuti'den, Zemaşeri'den, Abdülkadir Cürcani'den okuyarak söylüyorum. Geylani Hazretleri, Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri, mesela ne demişler? İmam Ali'den. Fakat takvaya acayip bir yaklaşım. Ustad şöyle diyor. Takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Mesela bazıları gece ve gündüz ibadet vesaire şeyleri söylerken. O da nedir? Dima, itikada ait şeyleri düzeltmek. Terklerle çalışır dima. Kalp eylemlerle çalışır. Yani defi mefasit, itikada ait bidatlar, hurafelerden, şirklerden uzak durmak, günahlardan uzak, terklerle çalışır. Bu sefer ne olur? İlham yağar sana. İçi takvanız artırır, ilminiz artar. Yani ilham çok gelir. Onun ilim istiyorsan takvanı artır diyor. İhlas istiyorsan bir şey yapmana gerek yok. Riyayı terk et. Muhabbet etmek istiyorsan adaveti terk et. Şefkat istiyorsan şefkat et. Rıza ile istiyorsan bu şualardan aldım. Kusurları devrute et. Bir daha. Rıza ile istiyorsan kusurları devrute et. Adem Aleyhisselam ben nefsime zulmettim. Şeytan dedi ki beni sen astırdın. Hizmete devam etmek istiyorsan işinle meşgul ol. Kimseyle mücadeleye sakın girme. Seni sahaya indirecek de inme. Yol arkadaşının seni terk etmelerini istemiyorsan, yani siru seru edafikum, Emirdağ'dan ve Kastamonu'dan geçiyor. Yol arkadaşlarının seni terk etmemelerini istiyorsan, eline geçenleri onlarla bölüşmeyi unutma. Yol arkadaşların seni terk etmemesini istiyorsan, elde edilen mahsulü bölüşmeyi unutma. Allah Resulü'nün ganimet meselesi gibi. Şöhret istiyorsan çok görünüp adileşme, çok konuşup basitleşme. İmam Hazım'ın sözüdür. Aa bizim Hasan ya. Çok konuşunca tamam canım bu tamam. Çok.
ne diyor? Çok görünüp adileşme. Adil bu toplumsal tabir değil. Sıradanlık oluyorsun. Çok konuşup basitleşme, çok görünüp adileşme. Sıradan olma. Şöhret istiyorsan televizyonlara çıkma. Dikkat ederseniz televizyonlara şeylere çıkanlara şöhretin peşindedir koşuyu demezler. Kaçanlara diyorlar. Dikkat edin. Mesela vicdanlara hükmetmek istiyorsan vicdan dünyanda ol. Yani vicdanlara hitap etmek istiyorsan, hükmetmek istiyorsan vicdan dünyasında ol. Medyalara çıkma. Vicdan. Ustad İstanbul oradan tarihçeden çıkarttı. İsparta valisi diyor ki artık gezebilir diyor, serbest diyor, camiler her taraf bazılara gitsin diyor. He, öyle değil mi? Öyle geçiyor. Ustad ne diyor? Acayip. Sıradan olsun diye. Vicdanlara hükmetmek istiyorsan vicdan dünyanda ol. Sakın maddi ve manevi mücadelelere girme. Zor olacak ama yüz çevir git, sahaya inme ve aliz anil cahilin. Cahillere cevap bile yetiştirme. Ayet-i kerime. İçsel enfusu yapılanmak istiyorsan, yani iç alemi, istihracı esrarla meşgul ol ve tefekkür mesleğini terakki et. Barla'dan çıkarttım. Diyor ki biz malum meseleleri nakille meşgul değiliz. İstihracı esrarla meşguluz. Enfusu yapılanmak istiyorsan istihracı esrarla meşgul ol. Dikkat ederseniz külliyatı dolaşıyoruz. Hür olmak istiyorsan istinayı bırakma. İkinci mektup. Kendini ortadan kaldırma nispetinde isar hasreti olur. Sahabelerin isar hasreti var ya kardeşini tercih etmek. Nasıl tercih etmiş, edebilmiş? Ne kadar isar hasreti olursa o kadar sevilirsin. Nasıl yaparsın isar hasretin kardeşini? Kendini ortadan kaldırma nispetinde olur. Düşünceler senin başının belası olmasını istemiyorsan tefekkür mesleğinde ilerle. Belirlenişlerden kurtulmak nispetinde ayna olursun Esma'ya. Abim ismi neydi? Ömer. Ömer'im. Burada kendini seyredebiliyor musun? Hayır. Ayna getirirsem seyreder misin? Evet. Peki ne fark var aynayla bu? Bu da niye ayna değil bu? Birisi yansıtıyor tabii. Evet. Görüntü. Çünkü ayna hiçbir belirlenişi yoktur. İçi boştur. Kabe gibi, sıfır gibi. Bütün sayıları gösterebilmesi için sayısal değeri olmaması gerekiyor. Sıfır. Boş olması lazım. Allah da böyle. Her şeyi yarattığı için kendisi yaratılanlara benzememesi lazım. Bütün renklerin sahibi rengi olmaması lazım. Bütün belirlenişlerin sahibinin belirlenişliği olmaması lazım. Herkesin maneviyatını atılıp ama genelini alması manasını ifade eden Kabe'nin içi boştur. Boş olmasının en büyük sebebi bütün belirlenişleri sana takdim etmek içindir. Bunun içi doludur, kırmızıdır ama aynanın yoktur. Ne kadar kendini ortadan kaldırırsan o Zat-ı Zülcelal var olur. Buraya sen misafir olamazsın. Ayna ne nispette aynadır tozlardan söyleyeyim. Ne kadar içi boşsa. Sıfırın içi boştur. Hiçbir sayısal değeri yoktur. Ta ki bütün sayısalları göstersin diye. 10 bile sıfıra muhtaçtır. Çünkü 10 tane birin eklemidir. Sıfır kaldırırsanız bir yok. Senin odanda bile, burada bile bir sürü tabela var. Ama Kabe'nin içi, tarih boyunca Ebu Cehil dönemlerinde böyle kıymetli eşyalarını koydukları dönem hariç, Adem Aleyhisselam'dan beri ilk mabettir dünya yüzünde. Hep boştur. Çünkü oraya giden herkes maneviyatını atar. Ama havuza, ustadımızın İhlas'ta dediği gibi, buz parçasını havuza atar. Ama istifade ettiği zaman hepsini alır. Hepsini alır. Dolayısıyla Kabe'ye herkes maneviyatını atar, ta genelini alsın diye. Zengin yaşamak istiyorsan kanaata alış ve kanaatın çapını genişlettir. Mektubat bu. Ömrünün uzun ve bereketli olması istiyorsan silah-ı rahimi terk etme. Emir bu. Barla. Hastalıklarını sadakalarla tedavi et. Yani böylelikle değiştirebiliyorsun.
Tetkik de tefekkürdür. Yani ger eğer harfi nazarla hem sanat noktasına ne güzeldir yerine ne güzel yapılmış yapmış sani. Nasıl yapılmış o mahi. Yani ne güzeldir deme de ne güzel yapılmış o sanatkar de. Ha? Yapmış. Yapmış. Ne güzel yapmış, değil mi? Mesela yağmur yağmıyor, yağdırılıyor, değil mi? Nokta-i nazarında kainata bir baksan böyle, nakş-ı nakkaş-ı ezel, nizam ve hikmetiyle lemay-ı kast ve itkan ve tenvir eder şubehi. Yani baktığın zaman öyle bu nokta-i nazar neyle? Hikmetle, lemay-ı kastla, İtkanla, bütünsel ve temirle bakarsan görürsün ki hakikaten kainat nakıştır, nakkaş değildir. Sanattır, sanatkar değildir. Yapılmıştır, yapan değildir. Düşünülmüştür, düşünen değildir. O zaman gözükür. Aynı şey yapma. Aynı elmaya baktığın zaman bir böyle gözüküyor, bir böyle gözüküyor. Döner ulumu kainat marif ilahi olur. Hani tıp mesela marifettir. Ama Allah adına bu manayla bakarsan niyet nazar, mana ismi mana harfi olursa marifetullah olur. Döner ulumu kainat marife-i ilahi. Eğer mana ismiyle tabiat noktasında zatında nasıl olmuş eğer etsen nigahı. Ya bu neyin etsidir ya bu nasıl olmuştu falan. Bu sefer bakarsan kainata daire-i fununun daire-i cehe olur. Yani ne kadar ilim olursa o kadar cahil oluyorsun. Ne kadar biliyorsan o kadar cahilsin. O kadar felsefe yapıyorsun. Mane-i ismiyle bakarsan o ne kadar biliyorsan o kadar dibe iniyorsun. Yükseldikçe alçalıyorlar, alçak tabana doğru. En cahil, en fazla bilenler oluyor. Çünkü en zulmet orada oluyor. Bakarsan kainata daire-i fununun daire-i cehil olur. Bir çare hakikatler kıymetsiz eller kıymetsiz eder. Çoktur onun yuvağı. Yani mesela hakikaten âli bir adam, büyük bir adam sıradan bir cümle söylüyor, tapu gibi oluyor. Ama hakikaten meşhur değil ama sıradan bir adam çok acayip bir şey söylüyor. Çok acayip bir cümle söylüyor. İfade ediyor ama sıradan oluyor. Şimdi ben size bu gündelik hayatta çok lazım olacak. Evde, kendi hayatımızda, hele hele medyada, dini tamir davasında din tahripçilerin niyetini nasıl anlarız? Bunu çok derdim bu benim. Çünkü mezhepleri inkar ediyorlar. Mezhep inkar ediyorlar. Buhari Hazretleri'nin Kütüb-i Sitte'ye hücum ediyorlar. Sünnet-i Seniyye'ye hücum ediyorlar. Çok rahat hadis-i şerifleri bilmiyorum demeden kafası radiyallahu anh'ın kafası ölçü ya anlamadığı ve kavrayamadığı hadisleri hadis değildir diyor. Mesela o noktada ben size çok önemli olduğu için 5-6 tane ve 10 tane madde sayacağım. Beni çok alakadar ediyordu. Hele Ümre'de bunu çok sordular. Ona ihtiyaç duydum abi. Ya nasıl anlayacağız abi ya? Televizyonlarda çıkıyor. Bunun niye niyetli olduğunu, yani söylediklerin içinde ne kadar doğruluk var. O zaman dedim ki, tamam ben dedim, 3 gün sonra cevap veririm. Bunları külliyattan orada çalıştım. Koyabildiğim kadar, layıkalar, şunları bunları, 5-10 tane cümle okuyacağım. Külliyattan istinbat edilmiş şeydir. Hepinizin aleminde bir şeyler canlanacaktır. Külliyat nereden alındı diye. Konuşmalarında, ortaya koyduğu çözümlerinde, İnsanın veya toplumun çok ciddi ihtiyacını gidermekten uzaksa. Mesela diyor adam diyor ki şu meseleyi çok gündeme taşıyor. Kadınlar cumaya gidebilir mi? Gidebilir mi? Şimdi toplum böyle bir ciddi ihtiyacı var mı? Böyle toplumun sorusu mu var? Niçin böyle detay ve teferruatlar boğduruyor? Sebebi asıldan uzaklaştırmak için. Mesela ustad diyor ki oradan aldım. %90 elma sütündür bu dinin. %10 içtihadidir. O da zenginlik katsın diye. Tarih, mekan,
şahıslar ve cinsiyet farklılığın ortadan kalkmayacağına göre farklı toplumlarda, çöllerde, Sibirya'da, Ekvator'da, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, geçmişte ve gelecekte, sıcakta, soğukta, kadındır, erkektir, çocuktur, yaşlıdır. Bunlar arasındaki farklar var. Bunlara din daha güzel ulaşsın diye içtihadi farklılıklar var. Buna girmeyeceğiz. 27. sözde anlatıyor. O %10'dur. Şimdi %90'ını unutturmak için %10'u ısrar ediliyor. Toplumun böyle kadınların cuma ihtiyacı var. Böyle bir mesele var mı? Yok. Yok. Demek ki konuşmalarında ortaya koyduğu çözümlerinde insanın veya toplumun ciddi ihtiyacını gidermediğimiz zaman mesela namaz kılması lazımdır program yapmaz. Yok sabah namazını imsak ki tut bunu medar bas yapan hoca namı altındaki geçmiş ahirete namazı oruç tutmaz. Yani imsak kaçtadır. Yok kurban şu gün mü bugün öbür gün sonra kılsak etse ne olur? Mesela yani imanlar paymal edilirken, farzlar tek tek yok edilirken teferruatta insanları boğdurmak, aslını unutturmak içindir. İki, ihtilafı meseleleri kaşıyorsa, müştehitler arasındaki meseleleri böyle yara gibi kaşıyorsa, bu niyetli değil bu da, hakkı bulmaktan uzak şahısları nazardan düşürücü aşağılıyorsa, İmam Azam da benim gibi insandır. Halt etmiştir tövbe estağfurullah demek. Sahih Buhari orada şey yapmıştır. Yani hakkı bulmak niyetiyle değil, şahısları ortadan kaldırıp, çünkü bu kitap bu elle tutar. Buna bir şey yapamıyor, bu eli kırıyor. Bu eli kırınca bu düşsün diye. Ama buna hücum etse, kutsiyet olduğundan nefret olacaktır. O zaman Hasan'ın beşeri kusurlarını şey yaparak bunu elinden düşürüyor. Hasan bir sürü kusuru var ama bunu ayakta, bunu ayağa kaldırmış. Dolayısıyla bu milletin elektriğini, binasındaki elektriği şarteli indirerek. Şarteli de bizim Kur'an'a ve Peygamberimizi bize yaşayarak tanıtan, aktaran hadis imamları, kütüb-i sittemiz ve müştehit imamlarımıza hücum ediyor. Ta onu böyle sıradan, o da insandır diyerek, sanki bir Arapça biliyormuş sırf diye, böyle aşağılayarak, dalga geçerek, alaylayarak tövbe ifade ediyorsa, bu da iyi niyet değildir. Kaynaksız, ölçüsüz, rastgele hadis mevzunu bu topluma değildir denir. Sen muhaddis misin? Arapça bilen Kur'an'ı tefsir edemez, ahkam çıkartamaz. Hele hele hadis yapamaz. Mesela bakın muhaddisler var, müfessirler var, müştehitler var. Mesela Arapça biliyor, 16 tane ilim lazım ki içtihad etsin. Ben içtihad ediyorum İmam Azam'ın, hadisi de tefsir ederim. Arapça biliyor mu? Hayır. Hadisi tefsir edenlere ne deniliyor? Muhaddisun. Kur'an'ı tefsir edenlere müfessirun. İçtihad edenlere müştehidun. Her asırda esasat-ı diniyi aynı insanların akıllarını, kalplerini ve davranışlarını, anlayışlarını Kur'an ışığında tamir edenlere müceddit deniliyor. Tamam. Şimdi müfessir muhadise karışamıyor. 30 tane kıraat imamı var. Bizim radiyallahu an hepsine hakim. İnsanların en ciddi meselelerinden uzak meseleleri gündeme getirip aslı ihtiyaçlarını unutturuyorsa, bunlar iyi niyetli değil, pervasızca şartabanlık yapıyorsa, alay ediyorsa, böyle ağzını öyle yapar, böyle çabla gibi, böyle. Vereceğin şamla razıya gideceğin. Bu aynen. Ömer sana havale ediyorum. İnşallah Allah da bana havale ederse çok iyi olur. Bakılıyor. Vereceksin ki kelam zannettim, diyecekti zannettim. Vereceksin ağzını payını diye. Vereceksin ağzına bir Osmanlı tokatı diyor. Öyle dedin değil mi? İşlerini vereceksin sana. Ya, şakkan. Çok dokunuyor be Ömer bana. Bu zaten onda yazılmış. Dokunuyor be Ömer.
yani hamiyetim var. Abi niye böyle konuşuyorsun, niye diyorsun? Dayanamıyorum kardeş. Sen deme ya. Bizim saygı duyduğumuz her şeye hakaret ediyor. Evet. Vatanına, milletine, peygamberine, Kur'an'ına, mukaddesatına, Kur'an'ına, safsata, peygamberine, Arap uşağı, İmam Azam sıradan böyle. Ya bana dokunuyor be kardeşim. Sana dokunmuyorsa ne olur benim konuşmama bantlama elimi. Ben de yumruk atarken bana yumruk atana. Sen benim elimi tutma. Adamsa bari ses yapma da otur orada. Bazı şeyleri bazı kişiler demese suçtur. Bazı kişiler derse suç olur. Bazı şeyleri ben demesem suç olur. Sen söylersen suç olur. Sen demeyeceksin. Ben diyeceğim. Çünkü bana farzdır. Ne demek bu sana farz? Lemalarda İhlas Risalesi'ne diyor ki bir sene bu Risale'yi anlayarak ve kabul ederek ne yapan? Okuyan. Zamanın, bak zamanın mühim müdakik diyor bir de. Alimi olur. Alimler de konuşmasa dilsi şeytandır. Bana farzdır bazı şeyleri demek. Sen deme. Sana zaten de diyen yok. Bana ağrıma gidiyor İmam Azam'ımı aşağılayan. Böyle çapla gibi yapıyor. Asıca. Şuna bak diyor. Ulan sen kim? Sen kafan kim ya? Arapça bilmekle batınını bildin değil ki. Huvel evvelu manası var. Sikke. Huvel ahiru meyve. Hatem manası var. Huvel zahir mühür. Ağacın zahirisi. Huvel batın tura manası. Siyak ve sibak, sucunun, gusunun, zarun, battun, attı, mutal. Bunlar nerede biliyoruz? Arapça meali vererek mi açtı şey yapıyoruz? İşte bilen insan hamiyeti galyan ediyor ya. Hamiyet. Ya öldünüz mü ya? Hiç mi kanınız diklenmiyor ya? Kur'an'a safsata diyenlere hiç mi böyle yüzün kızarmıyor ya? Yarın Allah'ın ruzu maşerine çıktığın zaman, Allah dilime hücum edildi, dil uzatıldığı zaman, niçin bir şey demedin de, araban çalındığın zaman 10 tane karakola gittin. Bulmak için, çalınan malı bulmak için kaç yere başvurdun da, senin dinine hücum, Allah'ına hücum ettiği zaman, niçin 2 kelam etmedin? Etme de ama, bari edene laf etme. Adam ol biraz. Belki de ben yanılıyorum ama hamiyetim müsaade etmiyor, dayanamıyor. Dinime dil uzatıldığı zaman dayanamıyor. Peygamberime Arap uşağı demelerine dayanamıyor. Ben kimsenin bir şeyse karışmam, dinime karışılmadıkça. Teferha, hayatının içeriklerinde ve yaşadığı çevresi dinden, diyanetten ve takva dünyasından uzaksa bu insan, konuşan adam, bakın hayatının içerisinde bunların bir kısmı oruç tutmadığına ben şahitim. Yaşadığı çevresine, ben en sonunda ne dedi? Teistim dedi adam. Şimdi başka aynı tipten gidenler var. Çevresinde dinden ve diyanetten, takvadan uzaksa, mesela bir tanesi dedi ki, abi dedi, senin bu son hadiselerde senin karşına çıkan din suretinde, din görülümlü takvada tarikatta zirvede olanlar kişilerden bazılar sana hücum etti. Ondan sonra ehli zındıkanın gazetelerinde bravo X dediler diyor. Sana da altında da hücum ediyor diyor. Bana X, beni X met etse gazetesinde var ya, imanımdan şüphe ederdim biliyor musun? Vallahi şüphe ederdim. Eğer Ebu Cehil Hazreti Muhammed'i onaylıyorsa ve gene Ebu Cehil ise vallahi şüphe ederim. O Muhammed'den değil o. Hazreti Muhammed değildir o zaman derim. X gazetesi beni methediyorsa, bravo Hasan diyorsa vallahi imanımdan şüphe ederim. Çünkü küfrün karşısındayım ben. Fiile. Ondan sonra kafa fenerini semadaki güneşte kıyas ediyorsa radiyallahu anh. Yani İmam Azam'da şeymiş, Buhari, evvel bunu koymuş diyor. Kimsin ya kafa fenerini semadaki güneşte kıyas ediyorsa? Ha, dini biliyor.
Peki kim bu? Bu kadar saydıkların kim? Lazca söyle kardeşim. Kur'an size yeter deyip sünnete, kıyasa, icmaya hücum ediyorsalar. Bunlar bu. Bu. Söylediklerim bu. Yani Kur'an size yeter deyip sünnete, edile-i şeriyemiz var ya, kitap, sünnet, icma, kıyas. Kur'an size yeter deyip de bunun üçünü ortadan kaldırıyorsa bunlar işte bu. Lazcası bu. Yani belki anlamazsın diye Lazca söylüyor. Zaten söylediğimden başıma bir sürü sıkıntılar geliyor. Ne yapalım? Ne yapalım demeyelim. Söyleyelim. O kadar diyelim, o kadar. Sıfatları söylüyoruz, isim artık söylemiyoruz. Bakayım mesela bir daha söylüyorum. Kur'an size yeter deyip sünneti rastgele kafasına göre kendisine uyuyorsa radiyallahu anh ya, her şeye hakim ya, bu sünnet değil. Bütün sünnetler biliyor ya, bütün Kur'an'ın işi biliyor ya, ilmi muhiti ezeli sanki ayna darlığını yapıyorsa, bu budur, bu da budur, sanki dinin sahibi. Aklı esas yaptı. Ulan bu dün yanlış dediğini bugün doğru diyor aynı aklın. Peki bugün dediğini doğru dediğini yarın bu aklın yanlış demeyeceğini nereden biliyorsun? Başka, kafirleri, bidat ehillerini bırakıp Kur'an'ı tutan hizmetçileriyle uğraşıyorlarsa, kafirleri, bidat ehillerini bırakıp dine hücum edenleri, programları, televizyon programlarını, ahlakı bozan programları ve onların sahiplerini, bidat ehillerini bırakıp Kur'an'ı ve sünneti esas yapan ellere hücum ediyorsa, bir de ferasetle, dirayetin ve basiretin, bunları nasıl anlarsın? Ferasetinle, dirayetinle ve basiretinle anlarsın. Anlamazsan orada anlatırlar sana. Şey de var abi, kalkıp bidatları yaymaya çalışıyorsa, şiayeden uzaklaşmaya çalışıyorsa da. Ona Allah Resulü diyor ki, onlar şeydir diyor, cehennemin köpekleridir diyor bidahilleri. Ne demek bida? Dinde var olanı fast etmek, çıkartmak, olmayanı fast etmek, ortaya koymak. Bütün günahları yapan, mülbisine, mülevisine, rezil kepaze işleri de düşse bile ama itikadı düzgün. Allah kahretsin, nereden düştün buna ya, yapmasın falan. Muzdarip, şefaati buna olur diyor. Ama bida ehli ne şefaatim yoktur. Zira onlar cehennemin köpekleridir diyor. Niye? Günah işleyen kendini tahrip ediyor. Bida ehli ise dini tahrip ediyor. Dinde olmayanı sokuyor, var olanı çıkartıyor. Onun için cehennemin köpekleridir. Ekberül kebairin değil mi? Evet. Mubikat-i sebadadır. Bardak. Dine zarar verecek bidalara taraftar olmak. Zaten televizyonda çıkanlara baktığın zaman çoğu da bidalara taraftar. Bida yani. Evet. Bida zaten bida yaşıyor. Evet. Ya. Abi hiç unutmuyorum da bir arkadaş bir hatırasını anlattıydı. Ha. 1985'te diyor Erzurum'da diyor Ziraat Fakültesi'nde okuyorum diyor birinci sınıfta. 1985'te birinci sınıfta okuyorum diyor. Sınıfımızda diyor böyle dava sahibi olan ateistler vardı diyor. Yani bunu birkaç defa da anlattı. Hatta dedi bunlar dışarıdaki insanlarla pek görüşmezlerdi dedi. Genelde birlikte gezerlerdi. Bir de davalarında sımsıkı yani belliydi yani ateistliği dava edindikleri. Aynı zamanda Erzurum tıp bunların arkadaşları varmış. Zaman zaman gelirlermiş. Hatta sınıfta buluşurlarmış. Bir gün diyor sene sonuna doğru şey olmuş. Bunların sınıfına gelmiş. Baktım diyor tıpta okuyanlar da var. Bizim sınıftakiler de var. Ellerinde bu üniversiteye giriş kılavuzu. Oradan diyor tabi o zaman imtihan tekti yani. Tek imtihana giriliyordu. Seçenek yapıyorlar diyor. Ben de merak ettim yani neyi yani mesela hadi ben ziraat fakültesinde okuyanı anladım da yani ziraat mühendisi çıkacak. Ama tıpı adam niye bırakmak istiyor? Sonra gittim baktım diyor, yaptıkları tercihlere çok ilginç geldi diyor bana. Baştan sona diyor hepsi ilahiyat yazmış. Seçmişler. Ama ne kadar ilahiyat varsa fakülte olarak hepsi de ilahiyat yazmış. Ve bunlar mesela bakın
tıpta okuyan bırakıp gitmiş. Yani bunu ilahiyat okuyor. Tabii tabii. Ziraat mühendisliğini okuyanlar da bırakıp gitmiş. Yani ilahiyata gitmişler. Yani kim bunları yönlendiriyor? Hangi amaçla yönlendiriyor? Yani aslında bu devletin bununla ilgilenmesi lazım. Evet. Münafığın en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? İçimizde değil, kafir karşıdadır. Münafığın en büyük özelliği şudur. 9 doğru der, bir tanesini sokar. O da yetiyor. Kafir mübarezedir, karşıdadır. Münafık, vay be ne doğru söyledi. 10 tanenin içine bir tane soktum, yetiyor. Evet, konuyu değiştiriyorum. 711. Ortamdayız. Ne yapalım kardeşim? Yalan bir lafzı kafirdir. Başlık. Bir tane sıdk yakar milyonla yalanı. Bir tane, yani bir tane değil bu. Tane ne demek? Tane tohumdur, çekirdek. Çekirdeğe ağacın dibindekine denilir. Tohum ise daldakine denilir. Tohumluk ayırıyoruz ya, çekirdek ayırıyoruz değil. Anladın mı? Ziraatçılar bilir. Risale-i Nur'da çekirdekle tane, tohum ayrı manada kullanılır. Meyvedekine tohum, ağacın köktekine çekirdek. Başlangıca çekirdek, neticeye tohum. Ha? İnsanın istidat çekirdeği der üstad. Tamam mı? Şimdi bir tane şeyle diyor, o ab taneyle batma. Var ya o indincilemada da var. Şimdi bir tane sıdk, yani bir meyve, netice sıdk. Bak gördünüz mü? Bir tane zannetsen, bak meyve nerede? Bir tane sıdk. Bir tane sıdk anlıyoruz. Değil işte. Bir tohum yani. Sıdk tohum gibidir. Nesli devam ettirir. Yalanın nesli yoktur. Diyor. Tamam mı İbrahim? İbrahim anladın mı abi? Demek ki danenin nesli yoktur. Şey, yalanın nesli yoktur. Danenin vardır. Bir tanesi, yani meyvedeki çekirdek, milyonla yalanı yakarmış. Abi doğru hep devam eder. Yalan bugün böyledir, yarın başka türlü yalanlardır. Evet. Doğru tektir ama. Tektir. Evet. Bir tane hakikat, bir tane değil, tane, tohum, hakikat yıkar kasrı hayali. Mesela bir saatten beri hayal kuruyorsun, genç çocuklar, gençlerimiz odasında ben yürürken böyle hayal, bir saat hayal, bir tane hakikat ortadan kaldırır. Gelir bir hakikat, onları siler süper. Sanal bir hal. Sıdk ne demek? Sıdk doğru. Neymiş? Büyük esastır. Bir cevher-i ziya. Niçin esastır? Sıdk ziyaya benzer. Ziya ile nur söylüyor. Mesela güneşten çıkan fotona ziya denir. Dindeki tabiri, fizikteki tabiri foton. Yani güneşten parçacık çıkan ışık değildir o. Ziyadır. Yani dindeki, risaledeki adı ziyadır. Ve şemse ziyaya vel kamere nura. Barla'da geçiyor bu ayet. Ayette de ziyayı şemse vel kamera nura, nuru da güneşe, aya nispet ediliyor. Farkı söyleyeyim. Bu manada foton, yani ziya, pakettir. Bunun içinde ne var? Isı, ışık, yedi renk, dalga boyları ve ışınlar var. Şimdi bir paket. Onun için güneşin çevresi karanlıktır. Ve ateşe leyleha ve ahrece duhaha. Güneşe yaklaşın, atmosferden çıkın 100 kilometre atmosfer kalınlığı. Güneşin çevresini karanlık görürsünüz. Bir portakal görürsünüz. Ama atmosferden sonra aydınlık görürsünüz. Çünkü güneşten ışık çıkmaz. Ziya gelir. Orada da madde olmadığı için, atom cinsinden,
çarpmıyor ziya. O ziya, foton, ziya ve foton aynı. Atmosfere 100 kilometreye girdiği zaman maddeye çarpınca içini dışarıya veriyor. Isı, ışık, renk, dalga boyları vesaire ortaya çıkıyor. Onun için güneşten ziya gelir, aya vurduğu zaman nur olarak ortaya çıkar. Yani misal versek, bilmem olur mu? Güneş ziya olsa, aynaya vursa, ayna da oraya vursa, orası da nur. Şimdi niçin söyledi? Bak şimdi, sıdk böyle bir ziyadır diyor. Yani külli bir pakettir. Dima, daneler, kalbi çekirdekler, ruha ulviyet verir, hayata istikamete koyar. Sıdk. Doğruluk. Mesela örnek için söyleyeceğim size, yanlış anlamayın. Abi dedi, bu videoyu benim değildir de. Montaj yaptı, ben yaptım. Ben yalan konuşamam dedi. Niye dedi? Bediüzzaman Hazretleri dedi ki mecliste var ya paşa paşa kainattan büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır, namazı kılmayan hain ve hükmünde merduttur, tamam mı? Ondan sonra milletvekilleri çekiyor da ya tarihçide geçiyor da bu tabir. Yani çekir. Dedi ki Üstad ne dedi? Bir hayat için yalana tenezzül. He? Yalana tenezzül etmem dedi. Bir hayat için yalana tenezzül etmem diyenin ustadın talebeleriyiz. Çünkü YouTube'daki videolar delil değildir. Sen kabul etmedikçe. Yani ahmaklıktır diyenler de vardır tabii, bize de olabilir. Ama nerelere daneleyecek, hangi insanlara danelediğini onu da bilmiyoruz. Vefatında veya zararında ahirette göreceğiz. Niçin söyledim? Sıdk büyük bir esastır. Büyük bir esası nereye diyorsun biliyor musunuz? 9 tane madde sayar ihlas için. En büyük esastır, en büyük güçtür, en büyük hakikattır. Hatırladınız mı? 9 tane. Orada bir tanesi de esastır der. Sıdk da büyük bir esastır. Nereye benzetiyor biliyor musun? Cevher-i ziyalı. Ziya. Yani pakettir. Ne demek? Dima, kalbi, hayatı ve hayatı etkileyen bir hakikattır. Sıdk. Doğru olacağız. Ha böyle böyle böyle. Yapırı yumpırı yok. Bedeli ağır dahi olsa. Böyle. Demezsin. Evet, her söylediğin doğru olmalı ama her doğru her yerde demek doğru değildir. Zaten her yerde demedik. Demiyorsun ki belediye anons mu yaptı? Televizyondan mı verdi? Yok. Diyorsun işte. Doğru yaşayacaksın kardeşim. İlle söylemek lisan değil ki. Doğru yaşayacaksın. Sıt ille doğruyu söylemek değil. Yaşamak. En güzel konuşmak yaşamaktır. Ben söylüyorum. Gerçi bunu ifade ediyorum ama Kur'an diyor ki buna ve kendisine. Kur'an'a da lime takulene mana tefalun. Yapmadığın şeyi niye söylüyorsun? Yani namaz kılmayan namaz kıl diyemez mi? Der ama tesir etmez. Niçin demeli? Başka bir ayette gönderme yapıyor. Diyor ki söylediğini yapmayan kitap yüklü merkebe benzetiyor. Yaşarsan tesir eden değil mi hocam? Evet. Yaşarsın. Yaşamadığım şeyler. Tesir etmez ki. Ben şimdi şey söyleyeceğim, kıvırmayı bilmem ne yaparım ama benim hayatım bunlarla dolu. Buna bile aynı darlık yapamam. Ama inşallah bu akşam farklı anlamışızdır Arif'im. Dane tane değil. Değil mi abi? Yani çok garip ya. Budur demiyorum ha, ben böyle anladım. 17. sırada var ya. Bir hayal, bir şeyle, bir lemada, bir işarette, bir danede batma. Dane. Bak şimdi devam, ziyan. Yeri verip sukuta eğer çıksa zararlı. Baktın ki zararlı, sus o zaman. Ya sıdk ya sukut. Sükut. Heh.
Sukut değil, sükut. Sus. Ya sus, ya sık. Ya konuşma, ya da doğru söyle. Vay be. Yeri verir. Sükuta, eğer çıksa zararlı. Zararlı mı çıkacak? Sus. Benim gibi olma. Ben şu kendimi söylüyorum. Konuşma işte. Rahat edersin. Otur işine bak. Risaleni oku. Çayını iç. Dokunma. Benim gibi olmak gibi. Benim gibi sıkıntı çekme. Çünkü kafadan eksik olduğum için kendimi kontrol etmekte zavallı. Siz akıllı ol. Benim gibi zeki olmayın. Yalana yer hiç yoktur. Çendan olsa faydalı. Yusuf abim, iyi misin abim? Bak yalana hiç yeri yoktur. Ama faydası var. Faydalı dahi olsa. Çünkü niye biliyor musun? Yalana sen inanmıyorsun. Ama doğru gibi söylüyorsun ya, kendini ortadan kaldırandır. Sen kendini ortadan kaldırıyorsun. Beni kandırabilirsin. O da muvakkattır. En büyük yalan nedir biliyor musun? En büyük yalan fıtrata ihanet etmektir. Mesela gözün yalanı gözü baklamaktır. Manasına gelen haram, harama bakmaktır. Kulağın yalanı harama şey. Mesela yalan niye bu kadar acayip bir şeydir? Kendini ortadan kaldırıyor. Mesela bak diyorsun ki sen kardeş buyur abi. Vermedim ben ya. Abi Yusuf abi gördüler seni verdin. Vermedin. Oysa vermişsin sen biliyorsun. O doğruluk edasıyla söyleyince vicdanın tamir mi oluyor, tarif mi oluyor? Tarif oluyor. Ha, o zaman seni ortadan kaldırdığı için sen inkar ediyorsun. Kendini inkar ediyorsun. Sen seninle barışık değilsin. Ona sebebiyet veriyor. Ya. Ama sıtıkla yakınlaşmış diyor. Bu ayrımda zorlanıyor ama. Evet. Mesela aynı dükkana satılmış. Bir bakıyorsun yalanla doğruluk yan yana aynı dükkanda satılıyor. Mesela neye benziyor? Bizim anladığımız lisanı yapayım. En büyük adavet dersi Umvet Risalesi'nde yapılırken yapılıyor. Dedik ya sıtıkla kismi bir yan yana. Niye? Var ya bu adamlar bak buraya uymuyorlar. En büyük ihlassızlık, buruşta bir sözüdür ha bunlar. En büyük ihlassızlık, ihlas risalesi yapılırken yapılıyor. Onu da kızarak söylüyoruz. Tabii tabii. Hatta bir hakim örneği vardı. Hani hırsız, gerçekten hırsızmış da. Hani amiri mahkemeye girmiş. O da hırsıza kızarak ceza vermiş ya. Hani o cezayı verirken de kızgınlıkla veriyor ya. Halbuki verdiği ceza doğru. Evet. Aslında hissiyatını karıştırmış. Hissiyatını karıştırmayıp buna belki acıması lazım ama Allah'ın emriyle acıması lazım. Acayip bir şey ya. Yalana yer hiç yoktur. Çenden olsa fayda. Geçici bir olayın içinden çıktın ama sana hep iz kalacaktır vicdanen. Ama doğruyu söyledin, azabı çektin, cezanı aldın, hayat boyu sana nimet olacak. Doğruyu söyledin. Yalan demedin. İnanan yalan söyler mi oğlum? İman etmiş biri yalan söyleyebilir mi? Diyebilir. Diyebilir mi? Şöyle diyebilir. Hadiste öyle geçmiyor benim dediğim gibi demiyor da. Müslüman diyor, iman dedim, itikat demediğin için söylüyor mu? Peygamberimize soruyor ya, Müslüman şunu yapabilir mi? Yapar. Bunu yapabilir mi? Yapar. Yalan söyler mi? Değil mi? Yalan var. Diyemez. Yani geçici bir format bak. Gerçi olsa faydalı. Geçici bir fayda var. Ama inan bana karşı ki inanmadın. Geçici bir şeyden sıyrıldın. Ama en büyük ihaneti kendine yaptığın için kendinde iz kalacak. Ama doğru söyledin. Azap bile çeksen diyorsun ki azap çektim ama doğruyu söyledim. Bu senin mi dediler? Aslı yok. Kesilmiş, doğranmış. Benimdir.
inkar etsem hiçbir şey yok biliyor musunuz? Çünkü delil değil. Ama hayat boyu leke olacaktır orada. Belki de aşiret edin. Ama geçici bir fayda olacaktır. Hani faydalı da olsa diyor. Çünkü kendini ortadan kaldırıyorsun yalanla. Allahu Ekber. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek. Bunu iyi bilmeli. Yani her söylediğin doğru olacak ama her doğruyu her yerde demeyeceksin. Ama her yeri kim tespit edecek? Burayı ezberledik de hükmünü bilmiyoruz. Dimağda meratip var diyor, hükümleri ayrı ayrıdır diyor. Dimağda bir meratip var, iltizam var, hükümde de iltizam var. Mesela kitap okuyanlara gönderme yaptım şimdi. Mesela her söylediğin doğru olmalı, tamam. Ama her doğruyu her yerde deme. Hangi yer? Her yer. Her yeri kim tespit edecek? Kişi kendisidir. Gücü yetiyorsa, kaldırabiliyorsa. Yani ne demek? Hadis-i şerifte geçiyor ki, Peygamber Efendimiz sana buyurmuşlar. Müslümana zillet yakışmaz diyor. Ya Resulallah, zillet nedir? Yapamayacağı işi girişmez. Mesela peygamberine hakaret ediyorlar. Adamlar kalabalık. Gücün yetiyorsa gir Ömer. Osmanlı tokatıyla gir. Yok gücün yetmeyecek orada perişan olacak. Orayı terk et. Yapamayacağı işi girişmek. Girişmek zillettir. Ama öyle bir burada dayak yemek de şeref değil midir yani? Tabii işte sen gir işte. Görüyor musun? Buna denilir mi orayı terk et? Ömer'e denilir mi? Derisini üstseler diye yapar. Ama benim gibi adamınsa finish. Şimdi mesela iki sahabe var. Yakalamışlar, işkence yapıyorlar, öldürüyorlar. Öldürdüler zaten. Muhammed inkar et dedi. Birisi etti, bir tanesi etmedi. Muhammed'i inkar etmeyeni şehit ettiler. Edeni de bıraktılar. Sonra haber geldi Resulullah. Ya Resulullah falanca mürtet oldu, falanca şehit oldu. Hayır diyor. O ruhsatı tercih etti. O azameti tercih etti. Ya Rabbi ne peygamber ya. Ne çıkış yollar buluyor. Ben olsam tabi tabi umurta doluyor. Böyle olsun. Ya peygamber. Bambaşka ya. Çok hoşuma gidiyor. Bu nasıl bir denge ya. Nasıl bir denge var ya Rabbi. Kadınlarına denge, askeriye de denge, devlet yönetimine denge, içsel denge, geleceğe denge, geçmişi yorumlamada denge. Ya böyle bir adam olur mu? Olmaz. Olur, olmaz kardeş. O varsa Allah desteklidir. Olamaz. Ben bir peygamber olarak dışında başka bir şey de görüyorum. Ne görüyorsun? Yani ben peygamberliğin dışında şöyle görüyorum. Ya böyle bir denge, muvazeneliği, muhakemeliği. Hastayım ben bu insana. Vallahi iki sıfatına deli oluyorum. Hastayım diyemiyorum, hasta. Lazca söylüyorum, hastayım. Nedir o? Bir muvazene ve muhakemeli olması, iki imanına hepten acayip. Nasıl bir iman? Elinize bir başkası getirse gözünü kapağını indirir misiniz? İndirirsiniz de birisi böyle şey yapsın. Reflekstir, senin elinde değil ki. Korku da reflekstir. Allah Resulü Sel mağarasında %100 ölüm karşısında ölüm korkusu reflekstir. Ama la tahaf veya la tahsen. İnne Allah ma'ana. Korkma, mahzun olma. Allah bizimle beraberdir. Ölüm korkusuna karşı refleks olmaması bu dini kendisi uydurmamıştır. İki, vallahi yasimuke minen nas. Mektubattakini söylüyorum değil mi? Mesela bir belediye başkanı 3-4 tane kurması var. Benim bile malum hadiseden sonra birkaç ay 2-3 tane korumayla gezdi. Allah Resulü Ami kabilesi amcası düşman iken bu ayet gelince ey ashabım nöbetdarlar lüzum yoktur. Allah beni koruyor. Allah yasin kemilen lazım. Eğer bir şey olsaydı dini bitecekti. Çünkü bu ayet yanlış olacaktı. Ve yatağında ölüyor. Bir de bu. Kur'an'ı Kur'an yapan bana göre tabii kendi. Hep kendim. Ben diyor ya bu Kur'an'ı biz indirdik biz koruyoruz. Kur'an kadar değerlidir o ayet.
Çünkü Kur'an'a şüpheyi tart ediyor. Biz indirdik, biz koruyacağız. O ayet olmasaydı acaba ya? Var mıydı başka ayet? Eksik var mı? Çoğaldı mı? Zannı olur. Kıyamete kadar devam edecek. Tabii, evet. Kur'an etrafındaki sorular kalktı ama... O mücedidler çalıyor. O sur misali. Bidatlara karşı İmam-ı Rabbani, felsefelere karşı İmam-ı Gazali, her asırda Allah'ın çektiği kılıçtır. Seyfullah'tır. Kur'an'ın surları olmuşlar bunlar. Hangi sırada Kur'an'a gidik açmak, sarayına şatosuna hücum ediyorsa o noktada mücedidler gelmiş. Gazali zamanında İslam'ın gediğini açmak isteyen felsefe akıllarına İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde zamanda sura gedik açmak bidatlar yoluyla olacaktı. Allah'ın çektiği kılıçtı. Mevlana Halid-i Bağdadi de enfusi kalp işletmelerde o konuda ülfet ve ünsiyeti noktasında. Bediüzzaman Hazretleri zamanında da iman esaslarına, 6 tane iman esasına hücum ediliyordu. Üstad da ne güzel şey konferansta söylüyor. İman esasları binanın temelleridir, esaslarıdır. Sen şimdi bu temele dinamit koyuyorlar, dözerle yıkmaya çalışıyorlar şöyle direkleri. Sen de 5. 6. katın odalarını kağıt ve badana yapmak, o binanın yıkılmaması için ne fayda temin edebilir? Dinamit koyuyorlar. İşte insan saray gibi bir binadır. İman esasları o temelleri gibidir. Saraydır. İnsan ağaç gibidir. Temelleri, kökleri iman esaslarıdır. Kökleri yakmaya yakmışlar yani. Evet, yakıyorlar. Tutuşturmuşlar. Ustad da ve Risale-i Nur'la Allah'ın çektiği kafirler üzerine iman esaslarını inşa ve ihya etmede bir kılmıştır, Seyfullah'tır. Veya Cebeli Cuda oturmuş Nuh'un gemisi gibidir. Sefine-i Nuh gibidir de. İnsana İbrahim'i yakmayan, hatta elbi gömleğini yakmayan o gömlek gibidir diyor. Risale-i Nur. Elhamdülillah. Vallahi ister kabul et, ister etme. Ben bu kadar hadiselerde şu anda burada değil Bakırköy'de olmam lazım. Tamam. Eğer buradaysam bu nasıl bir denge? Benim gibi uyduruk adamı tevazu yapmıyorum. Biraz böyle koymuşsa denge. Bu nasıl bir şeyse hayret ediyorum. Hiç gevşetmedim Yusuf abi. En zor durumlarımda bile inan bana bir gün dahi olsa vallahi billahi söylüyorum. Allah şahit. Kalemimi Risale-i Nur'dan tespit etmelerden kaldırma. Allah kaldırtmamış. Hep defterlerime Risale-i Nur'la tespitler yapmaya çalıştım. Benimle çıkan haberleri bile meşgul olmadım. Ben en zor durumda Türkiye ayağa kalkarken ben sözleri okuyordum. Bu burada ne çıkıyor, burada ne? Bunu acayip böyle neredeyse 400 sayfa külliyattan tespitler yapıyordum. Ben böyleyim manası değil. Ben böyle yapabiliyorsam benim iyi olduğumdan değil. Nasıl bir kitapsa ben anlamış değilim. Beni nasıl meşgul edebilmiş? Hapistir, iş sıkıntıdır, işkence durumlarında bile vallahi, billahi, tallahi kendisiyle meşgul etmiş beni. Edebilmiş. Edene bakma sen. Bana bakma. Beni nasıl meşgul etmiş? Nasıl? Hani Avusturyalı filozof kadın var ya, o anlatmıştım burada. 7 sene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasını düşün. Kitabını okudum Avusturyalı kadın. Hadis-i şeriflerinde, sözlerinde, davranışlarında, etvarında, ehvalinde, ahvalinde kusur bulacak. Biten bulsa zaten bitirecek. Yok tuzla niye şey yapmış, şöyle yapmış, şöyle. Yok dünya şey işte öküz balık mesela. En son şunu yazmış. Süleyman abim benim. Ne yazmış biliyor musun? En sonu söyleyeyim kafama kaldık. 7 sene arkana düştüm ya Muhammed. Kusur bulayım. Her kusurun arkasında aklımı kendine esir eden ya Muhammed, sana secde ediyorum. Yani onun tabiri tabii kula secde edilmez de. Her kusur zannettiğimi araştırdıkça aklımı kendine esir ettin ya Muhammed, sana secde ediyorum. Ya Rabbel Alemin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, bu cemaatimizin salavatını bu dersin hürmetine ona ulaştır ya Rabbi. Ve
Onun şefaatini bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şefaat için söylemiyoruz. Salatü selamımızı ona ulaştır ya Rabbi. Bizi istikamet koyduğu için. En azından haş ahiret değil. Dünyada bile rahat yaşamamıza vesile olduğu için. Huzurlu olmamız için. Ya olayları ne ile yorumlayacak malzemeleri getirdiği için ya Rabbi ya. Ya Rabbi sana haber verdiği için. Allah olabilirdi ama benim dünyamda olmasaydı. Hani var etti bizi ama varlığından haberdar etti. Onu da peygamberimiz etti. Allah'ın varlığı kadar onun getirdiği haber değerlidir. Allah olabilir ama haberimiz yok. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ya Rabbel alemin. Ey arşın sahibi, ey Ravza-i Mutahhara'nın sahibi, ey Kabe'nin sahibi ya Rabbi. Kabe'nin ve Ravza-i Mutahhara hürmetine, Kur'an hürmetine Müslümanlara yardım et. Amin. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a makamı Mahmud'u ver ya Rabbi. Amin. Ya. Acayip oluyorum ya, zaten yeni geldim ya ömreden. Dayanamıyorum ya. Orada hepten sistemim bozuldu zaten. Doktor dedi ki size, şu cümleyi demeden geçelim. %100 tamam. Hekime hazır, namazlı doktor. Dedi ki, ilaç kullanacaksın kardeşim, psikoloji boşluk. Tamam, kullanacaksın. Aynen teslim. Kullanmadan önce şu kardeşim bir dinle. Git ümreye. Vücut kaçta, senede kaç defa değişiyor? İki defa. Altı ayda bir. Altı ayda bir, hadi paran yoksa, senede bir ümre yap. Geldikten sonra o ümre sana ilaç olmuyorsa, ilaca devam et. Ben de bir şey bilmiyorum. Benim gibi manyağı gıda olmuşsa deli deli ya. Peygamberi göreceksin orada. Temessül edecek. Diyorlar. Senelerden beri iman edip yöneldiğin Kabe'yi göreceksin. O göz mü zannediyorsun? Öyle baylanlar mı dersin? Bunu sana da müsaade edin şuraya. El arabasıyla gelmiş senelerde. Romatizma mı felç mi bilmiyorum. Kadın getirmiş gelini. Kocası da kambur. Ama kadın arabayla. Senelerden beri iman etmiş. Namazında yöneldiği, hayal ettiği Kabe'yi el arabasıyla giderken. Kabe'yi böyle ben kafilede hocaydım. Yeni gelenler bakmasın. Ben bak diyene kadar. Silsile yapmış. Arabaya yalan mı söylüyor? Araba. Bak Sıt ve Kisbi anlattı. Arabayla sürüyor. Bilmiyorum ne kadar sene o araba. Ama kalkamıyormuş. Çünkü kafilenin başından beri arabada gördüm onu. Uçağda da arabayla koydular. Kabe'yi yanaştırdıkları zaman kaldırın dedim. Dibe gelince. Ben ne bileyim öyle olacak. Bu kadın sistemi bozuluyor. Arabadan bir fırlıyor, yere yanması lazım. Diyemine kadar zaten Kabe'ye o karabalıkta saldırdı. Yürüyemeye. Bir de baktık, orası alıyor, herkes ders kaldık. Sonra tavafa dahil oldu bize yani. Yani omurilik mi baskındı, doktor var burada. Sinir mi baskındı, lifler mi bilmiyorum ki, ben bilmiyorum. Ne baskın bastırılmıştı. Romatizması vardı mı bilmiyorum. Felçli demiyorum ki. Felçli değil oynatıyordu ama romatizması vardı ne var? Ama çünkü akıl yok ki orada. Aklın arkasına geçince akıl müdahale ediyor ayaklara yürüyemesi falan. Öyle yani acayip acayip şeylere şahit oldum. Gidin ilaçtan önce bir gidin bir tedavi ol. Hasan abi bir şey soracağım. Sorma. Sana. Ben derste sorma dedim. Tamam. Her sözü ama söyle. Bir tane şey vardı. Neydi? Bir kez internet kafeye gitmiştim. Bir tane abiye dedim ki, abi dedi ki müzik dinlemek çok güzel bir şey ya. Ben dedim ki müzik şekerle kaplı zehirdir dedim. Dedi ki oğlum deli misin sen dedi bana. Hepsi alay ettiler bende. Tamam. Daha sormayacağım. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Lakin hakkın olamaz her doğruyu söz etmek. Bunu iyi bilmeli. Huzma, safa, demak eder. Bunu bitince dersi bitireceğim ya. İki cümlesi kaldı. Kendine dustur etmeli. İnşallah ben edeceğim ustadım. Huzma, safa, demak eder. Ne demek abi?
Huzma safa demek ki. At. Yani güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünür, hayatından lezzet alır. Ne demek? Bak güzel gören, güzel nedir? Güzele bakmak sevaptır. Doğru. Ama Allah'ın dediği güzeldir. Allah haram dediği güzel değildir. Güzel dediğim şey nedir? O kavramdır. İçini doldur. Allah güzel dediği şey güzeldir. Haram dediği şey haram, kötüdür. Anladın mı? Ha. Yani mesela güzel gören güzel düşünür. Niçin? Doldurmuştur. Malzemesi bu. İnsan malzemelerle düşünür. Güzelleri, Allah'ın güzel dediği şeyleri duymuştur, görmüştür, yemiştir, içmiştir, yapmıştır. Güzel depoları doldurdu güzellerle. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatına lezzet alır. Ben bunu tefsir edeyim kendimce. Doğru düşünürsen, kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan, doğru düşünmüyorsun demektir. Kendini dustur etmeli. Güzel gör, hem güzel bak. Ta güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel düşün. Yani güzel dediğim şey, anladın mı? Kavramdır. Halkın sokakta dediği gibi mesela. Ruh mesela diyor ki, müzik dinlemek ruhun gıdasıdır diyor. Ulan müzik dinlemek ruhun gıdası olsaydı bir haftada sokaktakiler hep evliya olurdu ya. Yani bir, öyle deniyor ki gece gündüz ruhun gıdası olan bir şey ruhu âli eder ya. Ruhu çökertir mi? Psikoloji sonuna şey yapıyor. Ah ulan ah batsın bu dünya diyor. Bak kendisi batıyor. Gıda zehirlenmesi oluyor bu musun? Gıda evet. Gıda zehirlenmesi oluyor. Ne olursa bilmiyorum ama bir şey oluyor. Bak bir daha söyleyeyim. Güzel gör, Allah, bak içini doldur güzel. Güzel nedir? Allah'ın dediği şey güzeldir. Hem güzel bak, Allah'ın dediğine bak. Hem ta güzel düşünmeli. Güzel bakarsan, güzel düşünürsen, ta güzel düşünmeyi doğurur. Çünkü içeriye soktuklarımız malzemelerle insan düşünür. Gözünden, kulağından, burnundan, dilinden, elinden ve eyleminden. İçeriye ne soktunsa, o düşünce malzemeleridir. Güzel bil, hem güzel düşün. Güzelleri bil. Ta leziz hayat bulmalı. Leziz hayat bu. Hayat içinde hayattır. Hayatın hayatı. Bak şimdi, hayat içinde hayattır nedir? Bakayım bunu şey yapabilen var mı acaba? Ben, bana da sorsalar bilmezdim, merak etme. Hayat içinde hayattır, hüsnü zanda emeli. Hüsnü zan ve emelle yaşamak. Allah ile Allah'a hüsnü zan etmek, peygamber hüsnü zan etmek, ölüme hüsnü zan etmek, ahirette ümitli olmak, emel. Bunları yıkan suizandır. En büyük başımıza bela Allah'a suizan etmektir. Allah beni affetmez. Nerede biliyorsun lan seni Allah affetmeyecek? Peki sen nerede biliyorsun Allah affedeceğini? Çünkü Allah Kur'an'da şöyle başlamıyor. Bismillahirrahmanirrahim başlamıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Haf ve reca ortasında olacağız. Ümit vereceğim ama bu böyle. Yani nedir? İnsanı canlı tutan hüsnü zan ve emel. Hüsnü zan. He? Buradaki hayat... Hani Risale-i Nur'da hayatınızı imanla hayatlandırınız diyor ya. Evet abi. O hayatı hayat veren. İşte bu. Hüsnü zan. Allah'a hüsnü zan. Bir de abi güzel görmek hani Risale-i Nur'da niyet, nazar dediniz ya. Nazar, birinci için. Yani bakış buradaki görmek. Yani Allah'ın emrettiği tarzda mı hadiselere bakmak evet. Anlamında bir görmek. Hadiselere Allah 168 işaretçiler. Allah canibinden kudreti azameti altına bakarsan gözün şudur. 220 Kastamonu diyor ki hikmet ilahiyeden daha ileri hikmet, adalet, merhamet ve merhamet ne diyor? Hikmet, adalet, merhamet, inayet ilahiyeden daha ileri merhametini sürmezler ki hayatına azap vermesinler. Demek Allah canibinden kudretin azameti altında niyet, nazar, mana-i ismi, yafıya eşyayı değiştiriyor. Niyet, nazar, mana-i harfiyle bakarsan Allah nazarı ve güzel oluyor. Aynı hadisede, her hadisede iki yön var. Bir beşer canibinden bakıyorsun, bir de Allah canibinden bakıyorsun.
Mesela hastalıklara nereden geldi ya baba, belamın belası ya. Beni mi buldu ya? Demek var. Ulan bir sürü günahlarım var ya. Kefareti zünüptür inşallah. Ahirette derece mali eder. Elhamdülillah. Ve bu hastalık beni çok günahlardan, çok televizyon programlarının önünde oturmaktan beni kurtardı gibi. Yorumlar bak seni dünyanın cennet ediyor. Şey de bile şu olaylarda, hadiselerde yani Allah Teala bize bizim kendi şah damarımızdan yakın. Evet. Ama biz korkarken diyelim okyanus ötesinden ya da şarktan korkuyoruz. Evet. Ya da meleti onlardan umuyoruz. Maalesef. Halbuki Cenab-ı Hak bizden bize daha yakın. Daha yakın. Böyle düşününce işte Allah canibinden baktığınız zaman hayat lezzet olur. Bak diyor ki hayat içinde hayattır. Adam cehenneme dönmüş. Hayat hayat değildir. Hayatı hayat yapan hüsnü zanlı emeldir. Allah hakkında hüsnü zan. Hani peygamberimiz demiş ki ya aleyhissalatü vesselam. Ölmeden önce ömrünüzde en az bir defa Allah'a hüsnü zan edin. Terste manevi hastalık değil mi abi? Evet abi. Suizanla. Suizanla. Suizanla yeistir. Hayatın tahribi ve muharibi değil. Ama bak Allah razı olsun sen bak. Getirdin sen. Tersi neymiş? Bak düzünü okuyayım. Hayat içinde hayattır hüsnü zanla emeli. Suizanla yeistir. Saadet muharibi hem de hayatın katili. Yeis mani erkeme alır. Yeisin mümessili şeytandır. Allah'tan ümidini kesmiş. Değil mi? Mesela Allah diyor Kur'an'da bir mana. Allah'tan ümidini ancak kafirler keser. Yeis. Yeis adam öldürüyor. Hac yeisi ortadan kaldırmaktır en büyük özelliği. Ömre ise hayat anlamlandırmaktır. Bir sürü günah var. Rezil, mülvisine, mülevisine, kepaze, şeytan elinde kozdur. Sen Allah affetmez ya sen bittin ya cehennemin zumar olacaksın, şu olacaksın, öyle olacaksın. Tamam. Ya günahlar ya sen de biliyorsun. Ondan seni nasıl kurtaracak? Nasıl vicdanını atlatacaksın? Seni ikide bir kafana ona vuruyor. İşte anadan doğma gibi yapmasına sebep haçtır. Haç o günahları affetince şeytanın elinde günahlarla bizi dövmesini kaldırıyor. Yeisimizi kaldırıyor. Yeisi kaldırıp ümidi mutlaka çeviriyor. Ümre ise anadan doğma gibi yapmıyor. Yaşadığın hayata bir kaşık maya gibidir. Bir tencere süte mayalamak içindir. Hayatı anlamlandırmak için, hayatına anlam kazandırmak için, bakış nazarını değiştirmek için ümre yarıyor. Çünkü mekanın insanın üzerine tesiri vardır. Hiçbir kimse olmasın. Ben yapayım bu dersi tek başıma. Bu zevki alamam. Sizler var olmayla. Herkes kalksın bu Polatlı'dan, Ankara'dan. Sırf siz varsınız Ankara'da. Petrollar, altın kuyumcular her şey senin. Sana keyif verir mi? Lezzet verir mi? Gündüz bile dehşet alırsın ya. Ondan sonra peki Kabe'de hocalar sordu bana. Dedi ki ya dedi aynı ay dedi Allah niye soktu dedi. Yani sen benim mesleğim bu ya biraz arkasındaki hikmeti. Ona hangi ihram ne zaman bozulur? Vacip nedir mesela? Benim işim de orada kafili bunu anlatmaktır. Ya dedi senede dedi 4 mevsim var. Allah hacı 4 mevsimi hem şey yapsa hem de dünyada herkes gelirdi dedi. Hem de izdiram da olmazdı dedi. Niye bir senede bir yaptı? Ne acayip soru değil mi? Şeytan aklına gelmez abi. Şeytan aklına gelmez mi? Bizde geliyorsa bizde şeytanlık var. Şimdi dedim ki bak. Sana şöyle bir misal vereyim. Diğer cevabı bayağı uzun da. Çeşit çeşit var. 7 tane cevap. Bir tanesi yok. Hacı-ı Esved adam ezilmek bağısına, haram işlemek bağısına, kadınsa üstü bas açılıyor. Veya başkasına zahmet veriyoruz. Hacı-ı Esved'e dokunmak için neler yapılıyor değil mi? Hayal et bakalım dedim hocaya. Üçüncü kata çıkınca. Kabe'de hiç kimse yok. Tek. Hac ve Hacı-ı Esved Kabe'nin anlamı olur mu? Fırladı yataktan. Vallahi manası olmaz dedi. Ona mana veren insandır. Bak. Yani ne kadar kalabalıksa o kadar içindeki şey fırtınlar harekete geçiyor. Mesela Kabe'nin içi niye boştur? Sıfır gibi dedik ya. Benim maneviyatımı içine attın. Kabul etti boş. Sen de attın. Havuza usta diyor ki buz parçasını attın mı? Attın. Sen de at. Ama hepimiz beraber istifa edeceğiz. Neye benziyordu? Kibritin var. Bir şey yarar mı kardeş?
Çak, hiçbir şey olmadı. Gazın var, bir şey yarar mı? Fitilin var, bir şey yarar mı? Cam var, bir şey yarar mı? Yok. Kardeşim sen lambanı getir, sen gazen getir, sen fitili getir, kenkirbit getir. Lamba yandı, herkes istifade ettik. Öyle mi? Benim istifade etmem, senin istifade etmenin mani mi? Sen radyoyu dinleyince, senin kanal ben dinleyince sendeki dinleme azalıyor mu? Ha, Kabe'nin içine benim maneviyatımı götürdüm. Meylimi, aşkımı, tamam mı? Niyet, nazar, mana, ismanı. Oraya verdiğim Allah böyle tefekkürlerim. Hani üç aylarda sema değişmiyor mu madde ama? O Kabe'nin içine o boşluğa attım. Sen de attın. Menfi yok. Menfi ademidir, sirayet etmez. Hani var ya bazıları çıktı. Anne babasının bir sürü günah borçlarını, adak borçlarını bize yüklüyor ya. وَلَا تَزُلُ وَزِرَةٍ مِزْرَ اُخْرَى Kur'an'ın ayetini zıt olarak. Ulan ben günahımı psikolojisinin altına çıkamazken başkasının yani anne baba dahi olsa onun günahını bana yükleyerek ben onun altına nasıl çıkacağım? Niye sana sirayet etmez? Serveti sirayet eder. Efendim toprağa parası müsbetler sirayet eder. İbadetler nur gibidir. Günahlar zulmettir. Sirayet etmez. Akmaz ya. Şimdi benim maneviyatım oraya akar. Menfim gitmez. Sirayet etmez. Sevabım, iyiliklerim, niyetim, Kabe'ye verdiğim anlam yüklendi. Oradan herkes kabiliyeti nispetinde genelinden istifade eder. 4. Şua 16. sözde diyor ki Ami dahi gitse evliya gibi geliyor. Çok sevabım var. Hayır. Günaha gittiği için evliya oluyor. Kantar da seni şöyle. Dengeli. Bunun üstte çıkmasını istiyorsanız ya buradan bir taş alacaksınız veya buraya bir taş koyacaksınız. Bir bedevi, bami bir bedevi, haca gidince veli oluyor günah. Niçin? Çünkü sevabı çok olduğundan değil, günah gidiyor. Tak diye yukarı çıkıyor. Nasıl oluyor? Peki çocuğun bir farzı var mı bebeğin? Bir orucu var mı? Bir namazı var mı? Niye senden daha nuranı da senin ve benim gibi takozoviç suratımız var? Bir sürü farzımız var, namazımız var, orucumuz var. Senin simana bak Arif, 3 yaşındaki bebeğe bak. Aynı mı? Benim simama bak, 4 yaşında bebeğe bak. Peki bir farz yok. Niye için onun siması o kadar nurani? Niye o kadar masum be melek? Niye ölünce cennete gidiyor da bana gel diyor bir sürü orucum var benim? Onun hiç günahı yok. Terkleri çok. Ha, senede 4 yapsa bu nuraniyet olmaz. Çünkü ey taş diyor Hacı Resul Hazreti Merhaba. Resulullah sana eli şey yaptığı için sürüyorum. Yoksa sen bir taşsın. Oraya anlamı veren insandır. Allah bile insansız kainatı yaratmamış. İnsanlardan çıkan müsbet efkari, düşünceler, hisler, latifeler, manalar, ondan sonra arzular, meyiller hepsi oraya yükleniyor. Oraya anlam kazanıyor. Ama bölseniz her birimizin diyor tarihçede geçiyor. Toprağa düşen damla gibi. Toprak bizi yutar. Ama her birimizin damlasını topla bir bardağa. Ne güzel bir sorun olsun. Değil mi? Döktüğün zaman toprak yutamaz hemen. Onun için oraya insanların o haletlerinin çoğalması nispetinde oraya oradan acayip bir şefk oluyor. Bölük pörçük olursa bu olmuyor. Senede 4 defa olsa bölük pörçük mü olur? Evet. Ben gittim de daha ne gideceğim şimdi? Değil mi? Ya. Mesela 4 mevsim var. 4 mevsimi dünyada her tarafta yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Ekvator'da hiçbir şey yok. Tek mevsim. O lezzet yok. Ama tek. Şimdi o bütün o insanların teveccühleri yani. Ona yüklediği mana. İnsanların batınlarını oynatıyor. Girmek istemiyorum buna ya. Hacın hikmetleri diye girersiniz. Peki. Burada kesiyorum. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Allah iki cihanda aziz eylesin. Günahlarımızı göstermekten utandığımız, sakladığımız gibi Allah yaptığımız hayır hasanatları da saklamayı bize Allah nasip eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Allah'ım niyetimiz yoksa niyeti, maddi imkanımız yoksa maddi imkanları halk ederek Allah'ım en azından Müslümanlara hacı nasip eyle. Amin. Eğer müttedir olamıyorlarsa ümreyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi.
Allah'ım evimizde dirlik, dirayet, basiret, feraset, nuraniyet nasip eyle. Evimizde hastalıkların, musibetlerin, sıkıntıların, dertlerin sebebi olan erva-ı habise ve mevad-i şerileleri hak ile yeksan eyle. Amin. Onların yerine erva-ı aliyeleri, erva-ı kutsileri nasip eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı daim kayım sayım eyle. Hizmet-i imaniye ve Kur'an'ı da hissemizi ziyade eyle. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Ya Rabbi son nefesimizde sana kul, peygambere, ümmet Risale-i Nur'a talebe olarak geçmeyi nasip eyle. Amin. Ve şehit olmaya olarak nasip eyle. Amin. Bahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.